Merhaba. Yansımaların bugünkü konuğu hastası olduğumuz çok yönlü bir sanatçı. Aslında gezgin, televizyon program yapımcısı, sunucusu, radyo yapımcısı ve her şeyden önemlisi bir müzik adamı Ayhan Sicimoğlu. Ayhan Sicimoğlu, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hanım. İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin renklerinizle, gezilerinizle, kültür sanat gezi programlarınızla keyifli yıllar yaşadık. Hala yaşıyoruz. Yaşamayı da sürdürmek istiyoruz aslında. Çok renkli, güzel bir hayatınız var. Yansımalarda küçük bir yolculukla aslında Ayhan Sicimoğlu'nun çocukluğuna doğru gidiyoruz. Nasıl bir sanatsal ortamda büyüdü? Aslında Ticari Bilimler Akademisi'nde okurken Hacettepe'de kafasında müzik var mıydı, yok muydu? Buraya gelinceye kadar öykünüzü sizin ağzınızdan, güzel anlatımınızdan dinleyelim istiyoruz. Söz sizde. Teşekkür ederim. Hacettepe sürpriz oldu. Ben Tarsus Amerikan Koleji mezunuyum lisede. Biz ve fotoğrafçı olacak idim. Öyle istiyordum. Sonra annem dedi ki, annem çok, ya bu çocuk çok Amerikalı gibi bir şey oldu ya. İşte falan falan. Bunu bir Türk üniversitesine gidelim. İngiltere'ye gidecektim fotoğraf okumaya. Amerika'ya gidecektim daha doğrusu. Fotoğraf ve film okumaya. Ondan sonra ve anneler kırılmayacağı için Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi bölümünü kazandım. Fakat bir sene okudum sadece. Çünkü talebe olayları oldu. Zaten ilk sınıf atlamıştım imtihanla. İngilizce, sosyoloji bilmem ne öyle bir ilk sınıf var. Hazırlık sınıfı. Onu okumadım ben. İmtihan verdim ve zaten otomatikman 2'den başladım Hacettepe'ye. İkinci sınıfı okudum. Üçüncü sınıfa gelince talebe olayları oldu. Bütün okulları kapattılar. Ve dediler ki bunlar da yazık oldu. Bunlar 2 senedir okuyorlar. Ben 1 senedir. Efendim bunlara bir diploma verin ve bize Temel Bilimler Fakültesi diploması verdiler. Üniversite mezunu yaptılar ve bizi hadi gidin dediler. Ah canıma minnet. Ben de İngiltere'de, o resimde gördüğünüz gibi İngiltere'ye tam o zamanlar. İngiltere'de bir fotoğraf film okulu buldum. Anneciğim ben gidiyorum dedim. Vın. Efendim ve verelim de İngiltere. Efendim orada fotoğraf ve film okudum. Esas mesleğim Ama odur yani. evet. Ekonomide bir Ama sene. sonra moda bir sene. Sonra moda fotoğrafçılığı için Roma'ya gittiniz. Sonra New York yılları başladı. Aslında yerinizde Sonra durmadınız. Roma'da müzisyen oldum, profesyonel. Zaten Londra'da müzisyendim de ama cep açtığı kazanıyordum. Çok büyük paralar kazanamıyordum. Bir oradaki bilmem ne wine bar, wine and cheese bar, bilmem ne bilmem nerede. Bir bongolar falan çalıyordu, Güney Amerikalılarla. İşte haftanın iki günü falan cep açtığımız oluyordu. Fena değildi. Ondan sonra, bak nerede buldunuz bu resmi? Ondan sonra esas Roma'da müzisyen oldum, profesyonel ve bayağı kazandığım, herkesin tanıdığı radyo programları, Rai'de her hafta sonu programım oldu, oranın televizyonunda, Kanal 2'de. Efendim, bayağı bir konser turnelerim oldu, büyük turneler, Milano'lar, şunlar bunlar. Benim Londra evi burası. Şu mavi gömlekli tişörtü olan benim. Bu da Londra'da Çok güzel. fotoğrafçı okuduğum günlerdeki look, o look. Yakışıklıydı, fena değildim ya galiba. Çok, hala yakışıklısınız. Hastasıyız Eyvallah. diyor herkes. Kendinize özgü bir cümleyle aslında yaşamdaki renkleri ve farklı disiplinleri çok güzel yoğurmuşsunuz. Hem sanat disiplinini hem ekonomiyi bir yıl olsa bile sanatsal bir ortamda kendinizi büyütüp aslında hedef belirlemişsiniz Ayhan Sicimoğlu olarak. Peki Ayhan Bey, gastronomi maceralarına kadar uzanan bu yolculukta aslında kendisine mihenk taşı olabilecek bir oluşumun içerisinde 70'lerde. Nedir bu oluşum? İpucu Beşlisi. Yani Mazhar Fuat Özkan'la değil. O döneminiz de çok renkli. Bilmeyenler var mı bilmiyorum, kaldı mı? Biraz bundan bahsedelim. İpucu Beşlisi nasıl kuruldu, sonra nasıl dağıldı? Ben Londra'da oturup yani Türkiye'ye geldim. Londra'da White Funk yapan bir Kokomo diye bir grupta çalıyordum. White Funk Park. efendim. Tam şeyden evvel. İtalya'dan evvel. Ondan sonra yani barlardan bir üste çıktım böyle bayağı bir gece kulüplerinde çok hoş bir yerde. Gitmiştim orada onlar çok meşhurdu bu Kokomo. Ondan sonra bir onları sahneye çıktım. Aa gelsene şahsen burada falan dediler. Orada başladım. Ondan sonra arkasından Türkiye'ye döndüm. Fakat aklımda o Kokomo'nun yaptığı White Funk vardı müzik olarak. Efendim, Masar'ın da bestesi vardı heyecanlı tek gitarla. Heyecanlı, heyecanlı, Ne güzel. heyecanlı. Yani canlı gitar. Onu dedim ki ya şunu
şunu bana ver de şunu ben bunu bir white fuck yapayım dedim. O ne ya dedi, sen dedim bir yapayım. Heyecanlı, 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 çok heyecanlıyım, yani canlıyım. Heyecanlı, 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 çok heyecanlıyım. Yönetmeni ben fotoğraf film okuduğum için bunu ben oturdum tek tek saniye saniye planlarını falan yazdım. Parçaları, kamera nerede, nereye gidecek, ben ne olacak, ben tek tek oturup bir koca bir senaryo yazdım. Yani bir dakikalık, yani aslında son 4 dakikalık film. Ondan sonra Arı Stüdyoları'na bize verdiler Ankara'da. Ama onların elinde ne dolu yok. Böyle o zaman Jimmy Jeep zaten falan öyle şeyler hak getire, öyle bir alet değil. Sadece hantal eski 70-60 model telefonken böyle şey koca kameralar var ama bir ton tanesi şeyler, Magic'leri falan diye çok eski model. Ya, ya anladınız mı bunu? Arkasında yürüyen tekerleği de var en azından. Aa dedim ya, şunun kamerasını bir sökelim, üzerine bir adam oturtalım. Sırt şaryo yaptık şeyi. Ondan sonra kamerayı söktük. Hantal, onun beysi vardı. Hidrolik de çok da güzel kayar o. Yani onu bir ite, iki kişi iterek etrafında böyle döndük. Tam o sırada gece saat 12 oldu. Bayağı. Burada İzzet Özbütiş tabii. Ben ne desem yaptırıyor çünkü. Ya, Ahmet abi ya falan. Ya Hüseyin abi şunu söktür ya. Bunlar ne falan yapıyor. Onları kafaya alıyor. Ben alamam bunları. Neyse. Gece dikkat dediler. Albay geldi. Bu ne dedim. Albay TRT'nin devrim sonrası TRT'nin genel müdürü Albay. Ne yapıyorsunuz yani, siz? Evet, abi, ne oluyor burada falan gece 12. Herkes böyle yani altına kaka yapacak şey. Bütün kameramlar falan kamerayı yerde duruyor. 310 milyonluk kamera orada bir adamlar üzerinde duruyor. Hippie gibi herifler. Benim bu benim burada böyle pullar. Efendim saçlar uzun. Pullu bir tane tişört yani böyle bir şey. Yani bakar mısın kılığa? Ne oldu? Pullu tişört. Yani Brüjin size'ım 28'di. Çöp gibi adamdım böyle çöp. Yani anladın mı? İncecik, ondan sonra Fuat Özkan ve Galip Moransu vardı. Rahmetli oldu sonradan. Müthiş bir çocuktu. Müthiş bir olan. O da keyboard'da. Ondan sonra ay ne oluyor burada? Bunlar ne oluyor? Kim bunlar? Albay falan dediler. Sonra bir tanesi hemen İzzet hemen uyandı. İzzet ne uyanık İzzet? Ah! Hemen beni senaryoya aldı. Albay gördüğünüz gibi Ayhan Bey kardeşi arkadaşımız Londra'da bu tahsili yaptığı için bunu profesyonel bir şekilde bakın senaryoya bakın saniye saniye yazılmıştı. Ben de falan dedi. Tamam güzel güzel devam edin bakalım dedi gitti. Tabii sizin belki biraz da şansınız hani ailenizin bu konularda size yol açması. O yılları düşündüğümüzde hani müzikten sanattan pek kazanılabilir bir şey söz konusu değil. Sizin Mazhar Fuat Özkanlar, rahmetli Galip Bey'le bu oluşumun içinde olmanız çok renkli. Hatta sonradan Mazhar Bey'in bir röportajında okumuştuk. Sen neymişsin be abi diyor. Hakikaten siz neymişsiniz be abi demek geliyor. Bu şarkının hikayesini dinleyebilir miyiz? Mazhar onu şey olarak yapmış böyle bir de aslında benimle dalga geçiyor orada. Yani yeriyor aslında bana. İltifat yapmıyor. Tam tersi. Allah kahretsin. Bodrum'da şeyde bardakçı Bodrum'da ben de dalgıçtım Bodrum Kalesi'ndeki batıkları çıkarıyordum bir bakıp yani en derine sen daldın en çabuk bir yere giderdim kaybolurdum ya, nereye gittin nereye gittin geldin falan derdim çüş be falan derdim onlar hep en çabuk gittin en çabuk sen geldin en güzel ki de sen kaptıksın anlatmayalım efendim evet. Yani grubun en yakışıklısı ve harikası adam sendin demek istiyorlar aslında yani, özetle. Çok da güzel bir şarkı. Onun arancısı bana. Kült bir şarkı oldu. Evet biliyoruz ve kült bir şarkı hakikaten. Abi aa kısmı Özkan'a aittir. Sen neymişsin be abi Peki funk, latin, pop müziği içerisinde bir gezinti yaparken aslında farklı ezgilerle, farklı müzik gruplarıyla, farklı kültürlerle beş lisan bilen bir adam olarak aslında hayatın renklerini yansıttığınız programlardaki o doğal Türkçenizle, sıcaklığınız ve samimiyetinizle de izleyicilere geçiyor. O yüzden hastası oluyor insanlar bizler gibi.
Bunu yaparken aslında yola çıkarken Ayhan Sicimoğlu kendine bir tasarım yapmış mıydı? Hani hepimizin yaşam hikayesi insan doğar, büyür ve ölür şeklindedir. Hani kısa bir hikaye aslında ama bunu renklendiren, anlamlandıran sizin gibi yaptıklarına değer katan ve bu değeri paylaşanlarla aslında biraz daha renklenip güzelleşebiliyor. Bunu nasıl başarıyor Ayhan Sicimoğlu? Valla merakla alakalı bir şey olduğunu tahmin ediyorum ben bunu. Tahmin ediyorum. Çünkü insan merak ettikçe yaşar. Bizim ülkemizde de maalesef büyük problemi odur. Tabi biliyoruz en büyük problemimiz eğitim. Evet. Ülkemiz. Yani o yani onun bir eğitim devrimi yapılmadan da bir yere gidemeyeceğimiz ortaya çıktı. Fakat bu eğitim işi merakla olur. Yani ezberle olmaz. Yani al bu kitabı ezberle ondan sonra bana anlat da olmaz. Merak et demezsen aklında kalmaz. Ezberlerse ezber bilgi de kuru bilgidir. Yani ancak biz merak Doğru. edip araştırırız seni avlar o şey olay. Bütün şey burada. Yani ben meraklı bir insanım. Meraklı olmamın ama nasıl meraklıyım? Bana meraklı olmayı öğreten bir adam var. Bana meraklı Babanın. olmayı öğreten adam kim oldu? O meraklıydı çünkü. Yani çocuğumdan yani çocukluğumdan beri ben meraklı olmaya meyillendim, aşılandım. Babam meraklıydı. Babam da benim meraklı olmamı isterdi. Her şeyi anlatırdı. Her şeyi Baba. sorardı. Yani ve şey geçen aklıma geldi. Haftanın bir günü hiç unutmuyorum bakın. Haftanın bir günü evimizde böyle anlamazdım ben çocuktum. Evimizde haftanın bir gün çok geç saatlere kadar bir hakim, bir albay, bir din adamı hoca, bir üniversite hocası profesör bakın dört yerden adam seçerdi. Ve bunlar evde babamla toplantı yaparlardı. Eve çağırdı babamı, yemeğe çağırırdı bunları. Ve sabah bir gecenin birine ikisine kadar sohbet ederlerdi. Çok önemli. Yani Ne kadar babam önemli. bir doktor kadar tıp bilir, bir avukat kadar, avukat da vardı, hakim de vardı pardon, avukat da hakim vardı. Bir avukat kadar kanun bilirdi ya. Yani inanamazsın mesela kalp hastası olduğu için kendi bütün elektrolarını kendi okur. Elektro okumak kolay mı? Ben okuyamam mesela. Yani bak Doğru. açığa evet spor ve tutulda bir şey seziyorum falan. Böyle bir adam. Kayserili bir Yani merakla ve siyaset yapmış bir adam. Belediye başkanlığı var 2 yıl kadar yanlış bilmiyorsam, değil mi? Hani doğru siyasetin biliyorsunuz. farklı ve farklı arkadaşlarla aslında size bir kendinizi geliştirmek için bir tür akademi ortamı yaratmış. Bu müthiş bir şey. Emre Kongar'ın rahmetli İhsan Kongar ve annesi de felsefe hocalarıydı çok geçmişte. Onların belgeselini yaptığımda. Tıpkı Emre Kongar'da sizin anlattığınız bir ortamda sanat, hukuk, farklı disiplinlerden insan gerçekten zenginleşip besleniyor dediğiniz gibi. Hakikaten müthiş bir tespit bu. Benim ablam söyledi bunu. Benim üç kardeşim biz şöyle dermiş. Ben onu duymadım ama ablam söyledi. Benim her çocuğum en az iki lisan bilecek ve iki enstrüman çalacak diyen bir adamın Vay. çocuğuyum Şanslısınız. Tabii küçük kız büyük. kardeşiniz dışarıda, yurt Büyük. dışında yaşıyor. Büyüğü mü Ufak. yaşıyor? Büyük burada. Büyük ablam. Büyük bu. Küçük erkek. Anladım. Bu bize pek benzemedi. Ablamla başka bir ilk yetişenler biz daha baba tarzı yetiştik. Küçük bize pek benzemedi. Benzemiyor. Kızınız size benzedi. O da müzik disipliniyle yoruldu. Ayşe Sicimoğlu. O da opera ve sanat, müthiş sesi var, müthiş yorumu var. Çok güzel. Önümüzdeki günlerde onu da inşallah ağırlayacağım. Konuştuk onunla da. Vallahi Peki siz yapıyorsunuz. radyodaki programlarınız, işte Latin All Stars grubunuz, orada pek çok renkli kostümleriyle, sesleriyle, perküsyonlarıyla farklı bir müzik yolculuğu da yapıyoruz. Bu grubun oluşumu nasıl oldu? Nasıl böyle bir fikir doğdu sizde? Şimdi nasıl oldu biliyor musunuz? Çünkü ben tabii Roma'daki yıllarımda Güney Amerikalı arkadaşlar müzisyenlerle çevresine girince o sanat çevresine Roma'da çok sanatçı vardır müzisyen yaşar. Çünkü Roma ideal bir yerdir. Hem sıcak kar yağmaz Antalya gibi bir memleket hem de tarihi tabii müze gibi. Açık hava müzesi Roma dediğimiz şehir değil ki. Özellikle Fransa. Açık koca bir havalanı, Fiumicino havalanı ve yani her tarafında uçaklar. Onun için bir müzisyen için, enternasyonel bir müzisyen için Roma güzel bir duraktı. Benim onun için oraya da biraz yerleştim galiba. Oradan pat uçağa atlıyoruz İsviçre, pat Fransa, pat nereye istersen. Efendim, o zaman Türkiye'ye pek yoktu. Haftada bir iki gün düşünsen, şimdi günde üç defa falan nasıl oldu dünya.
Neyse. Efendime söyleyeyim. Mecburen orada bir sürü müzisyenle tanıştım. Böyle ağır abilerle. Müzik dünyasında. Onlardan dersler aldım. Büyük perküsyon, perküsyonculardan dersler. Afro-Cuban, Panamalılar, Kubalılar, Amerikalılar dersler aldım. Bir grup kurdum. Türkiye'ye döndüğüm zaman da baktım ki meşhur bir adam gelecek, Kübalı. Fakat orkestrası, arkadaşlarım ben tanıyorum diyorum. Hiçbiri Kübalı değil orkestrası. Avrupa'dan toplamışlar orkestrayı. Notaları verip çalışmışlar. Orkestra Avrupalı çünkü çok kalabalık. Baksanıza benim sahneye kaç kişiyiz. Efendim, onun Evet, için çok. orta Amerika getirmiyor. Küba'dan yahut New York'tan yahut Miami'den nereden geliyorsa. Buradaki Avrupa'dan İsviçre, Fransa, İtalya'dan müzisyen toplayıp burada orkestra yapıyorlar. Ben dedim burada ben grup kurayım. Gene bizim Kübalı ve bizim çocuklarla, Türklerle çok da iyi müzisyenler var aralarında. Dışarıdan misafir alalım. Öyle kuruldu. Sonra kendi başına bir Çok grup güzel. oldu. İyi ki de Mesela olmuş gerçekten. dans edenler ikisi de Kübalı. Hoppa. Bak. Çok şekerli. Harika. Kübalı Yani olmazsa olmuyor. hayatın Vücut, vücut insanları başka. Bak bak bak. gerçekten Eşek. Bak. vallahi inanılmaz. Çünkü kanları kaynıyor ve insanın da kanını Tabii. kaynatıyor o ritimle, renklerle. İnanılmaz. Ve bu Türkiye'de de bir boşluktu aslında enternasyonal müzik adına. Bence çok güzel bir alanı da dolduruyor sanatınızla, yaptıklarınızla. Bakar mısınız müziğe? Bunların hepsi bizim aranjörlerimiz, gelen yapan ustalar çok kaybederken çok kötü bir şey var mı? Yani bu dünya çapında Kesinlikle. Çok keyifli. Latin Lover radyo programlarınızla, televizyonda bir şey. yaptığınız Ayhan, evet. Ve gezi programlarınızda o kültür, sanat, yeme, içme, aslında yaşamın renklerini adını da çok güzel bulmuşsunuz zaten. O renkli yaşantınızın yansımalarını bize yansıtıyorsunuz. Yansıması bir ayna görevi tutuyorsunuz. Bunu yaparken tabii çok keyif aldığınız o kadar belli ki. Hani bir yemeği sunarken ya da bir yeri tanıtırken bu inanılmaz keyifli bir şey. Hani hastası olmak yetmiyor bu işin. Bence hani keyifle yapılabilecek belki de hani 22 yıllık meslek yaşantımda herkesin hayal ettiği bir şey sizin yaptığınız. Herkesin sizin yerinizde olmak isteyeceği eğlenceli bir şey yapıyorsunuz. Sevdiğiniz işi yapmak. Bunu yaparken de tabii bunu yansıtmak. Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Ama hani böylesi sanat ortamlarında, gerçi bugün artık bugünlerde kötü günler yaşıyoruz. Aydınlık günler gelecek inşallah. Ama sanat bizi iyileştiriyor. Sanat yaralarımıza merhem oluyor ve bize gerçekten iyi geliyor. Valla bir kere bir çok kolay olmadığını söyleyeyim. Yani bazen dışarıda güler yüzlü oluyor içeride ama mutfağın içi o kadar fazla eğlenceli olmayabilir. Çok çalışıyoruz. Sabah 7'de kalkıp akşam 12'de yattığımız günler ertesi sabah gene 7'de. Çünkü yetiştirmemiz lazım gelen şeyler var. Efendim, onun için uykusuz olarak bakmayın güldüğümüze şu anda içimiz ağlıyor olabilir. Çok insan istifa etmiştir kameramanlardan, asistanlardan ağlayarak ayrılanlar olmuştur. Yani kolay bir iş yapmıyorum. Ben de disiplinliyim. Sabah 7.30'da lobide deyince herkes 7.30'da lobide olması lazım. 8 biri 10 dakika geç kalınca onun işine son vermek zorundayım. Falan. Tam bir Alman disiplini. Aslında Almanya'da bulunmadınız. Daha çok Akdeniz kanı ve ruhu var sizde. Ama disiplin Alman olmak zorunda, değil mi? İşler böyle yürüyor. Ben başka türlü duran başka türlü olmuyor çünkü çıkmaz. Yani bir ucuna bıraktın mı o zaman gidersin Aynen. bir ne güzel bir yer, ne güzel bir yer, ay harika bir yer. Başka bir şey anlatamazsın ki bilmezsin. Yani kameraman da uyuyordur orada. En güzel çekeceği Doğru. zaman şeyi kareyi yapmamıştır. Sonra o montajcı da onu bilmez. Yani onun için bunlar teamwork. Hepsi bana ait bunları. Kameramanlığı, montajı hepsine bakıyorum. Milim milim milim. Yani bir film çıkmadan evvel belki 3-4 defa izleyip kritik yapıyorum. Gece sabah 3'te Çok 4'te kalkıp geliyor o zaman. Kolay değil. Biliyorsunuz. ama işin başı bu işte. İyi ki film eğitimi, fotoğraf eğitimi, hani bu disiplinleri kendi bünyenizde iyice yedirip bunları hayata taşıdınız. Yoksa gerçekten bu kadar iyi iş çıkmazdı. Resmiyle, kadrajıyla, işte bir gemiyi ya da tekneyi Bodrum limanından çıkarırken hem kameramana konuşmak hem anonsunuzu yapabilmek, bunlar kolay değil aslında. Hepsi bir Evet. disiplin istiyor, hepsi bir istiyor.
Müzik için de aynı şey. İş matematiği var, değil mi? Hepsinin bir matematiği var aslında. Tabii. Çok doğru Evet. söylediniz. Peki gazetelerde de gezi yazı köşeleriniz oldu. Pek çok yerde yazdınız, dergilerde Evet. yazdınız. Bugün Ayhan Sesimoğlu geçmişe dönüp şöyle bir ayna tuttuğunda, kendisine baktığında, "Yahu Ayhan, sen neymişsin be abi?" dediler ama aslında ben neyin gerçekten hastasıydım, neyi ıskaladım diyebileceği bir şey var mı hayatında? Bunu merak ediyor izleyicilerimiz de. Efendim Yoksa vardı ben her şeyi muhakkak. Yok her şeyi yapmadım. Her değiştirmek şeyi istedim. yapmadım. Bir vakit olsaydı bir dünya turu isterdim yelkenliyle. Bir Afrika'ya geçemedim. Oradan buraya gittim 3-4 sefer ama enden gidemedim. Yani Afrika kıyısında yelken yaptım. 2 defa, 3 defa Karayip kıyılarında yelken yaptım adalarında. Fakat Afrika'dan basıp da Karayip'e kadar enlemesine gidemedim. Onu isterdim. Dünya turunu isterdim. Panama kanalından geçeyim, Atlantik'e atlayayım, Atlantik'te bir adalara bakayım isterdim, yapmadım. Efendim, Karayip adalarını yaptım ama. Efendim, Grek adalarını çok severim, yani Ege adalarını pardon öyle söyleyeyim. Efendim, mesela Akdeniz adalarının bazılarını sevmem. O Mallorca bilmem oralara gitmem, onlar böyle dumtus 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 disco müzikleri Evet. içerisinde böyle oralardan uzak durmak da lazım. Mesela Mikonos'a gidemem, nefret ederim o Mikonos'tan, Yunan adasına. Orası da garip bir Orada ne yer. kadar diskotek dolu olan yerde. Diskotek olunca beni bırak. Efendim, samimiyet gidiyor orada çünkü. Müzikte anlamayan insanların gittiği Doğru. yer gibi geliyor bana. Efendime söyleyeyim. Aa bak Mustafa Koç çıktı. Müthiştir. Evet. Bu dalış Mustafa. Dalış arkadaşım. Dalga. Ve zeytinyağı. Bir de dalga var. Evet, oraya da geleceğim. Zeytinyağı inanılmaz bir şey. Zaten mutfakla, sanatla, disiplinle yorulan birisi tabii ki mutfakla ilgilenirken bunun has maddesi zeytinyağıya ilgi duymaması imkansızdı. Onun hikayesi nasıl? Hani ticaret adamı olmak, bir dönem tekstil var geçmişinizde babanızdan dolayı sanırım. Ama Bunlar evet. zeytinyağı işi. Vallahi hep böyle bir hayalim vardı. Bir bahçe alsam da, işte zeytin ağaçlarım olsa da vardır ya, bir tepede Evet. kırmızı pancurlu falan vardır ya, onun gibi bir hayalim vardı. Zeytin bahçelerim olsa, zeytini toplasam, onları essek, taş değirmenlerde, şehre doldursak, arkadaşlara hediye etsem falan. Onların bir kısmı palavra. Çünkü taş değirmen palavra, çünkü bunları modern makine sıkmaz gerekiyor. Çünkü onu sonra şey yaptıkça. Sonra bir konferansa çağrıldım Akhisar'a. Akhisar'daki konferansımda oradaki bir eski ticaret odası başkanı Alper delikanlı bir çocuk. Ayhan abi gel bizim fabrikamızı bir görsene dedi. Ben de zeytinyağı anlatıyorum konferansta. İtalya'da zeytinyağında çalıştım. Zeytinyağı anladım. Tadımlar nasıl tadılır onu anladım. Zeytinyağı hakkında bilgim var. Nasıl yetişir, nasıl tadılır, tatma kriterleri nedir? Aramızda büyük fark var tatma kriteri. İspanya Türkiye arasında tamamen farklı. Şey gibi makarna biz hamur gibi yeriz, onlar sert yer. Eti Pasta, biz evet doğru. yıkarız, etin Onlar içindeki çiğ yer. onlar için yer. Geçen bir yerde yedim, çok önemli bir yerde. Kız bana yazıyor, Ayhan Bey, babaannemin midesi bulandı, siz onu yerken gitti, içeri kustu. Ben kırmızı et yiyormuşum Aa. İtalya'da bir yerde. İçi kıpkırmızı. Şu kadar ama. Onu da bulup Ama koyuyor. Adam vitamini diyor böyle aslında. en büyük etçisi Dario. Dario Cecchini. Müthiş. 6. jenerasyon. Babası kasap. Yani artık olmasın mı? Bu kadar kesiyor ve Evet. içi sadece dışında pişiyor. İçi kanlı, içi soğuk. Öyle yiyorlar. Mühürlüyorlar ve içi öyle kalıyor ve Çok vitamin öyle aslında. soğuk. Yakmakla Ya vitamin kalıyor. et öyle kalın kesik. Et dik duruyor. Şöyle duruyor ızgarada. O kadar kalın kesti ki Müthiş. böyle duruyor. Sonra şöyle duruyor. Sonra böyle duruyor. Sonra böyle, ondan sonra yatırıyor eti. Duruyor öyle et. Yani ince bir et değil. Efendim var filmde koyarsınız. Ama mesela bizde öyle bir şey yapsın. Adamı kovar. Yani millet dükkanı kapatırsın. Makarnayı bizde pişmemiş diye geri yollarlar. Öyle bir zeytinyağına acı. Aa bu acı. Bura mı yaktı? Yakması lazım. Yakmayan kötü. Evet. Bravo. Anlattım onları. Peki. Kesinlikle. Akhisar'da böyle Allah'tan fabrikasına gittim. Müthiş. Ondan sonra pırıl pırıl fabrika inanamadım. Herkes galoşları ayağında şey galoşlar başında boneler bilmem ne falan böyle makine dolduruyor el dövmeler. Dedi ki dedim acaba bana bir şov mu yapıyorsunuz? Yok yok biz Amerika'ya satıyoruz abi dedi Walmart'a dedi. Hey, Walmart'a girmesi Walmart'ın cirosu Türkiye'nin tüm ihracatından daha fazla. Bir mağaza Walmart. Müthiş.
Sen Walton. Müthiştir. O de, oraya mal satmak değil, kapısından geçmek imkansızdır. Çok ucuza alırlar. Çok büyük alırlar. Kimse veremez o kadar büyük malı. Tonlarca alırlar. Onlar anlaşma yapmışlar. Onların sistemini kurmuşlar. Laboratuvarını. Ve Harika. gelip Amerika'da oturmuşlar tam bir sene burada. Yani şey, bunları approve edene kadar, tamam oldu diyene kadar ve gitmişler. Onların yanına ben bir fabrika kurdum. Duvar duvara. Yepyeni makineler. Ama onları şeyli kullanıyorum. Tabii know-how'ları benden çok. Bütün zeytinler onlara ait. Bunların 60 bin ağaçları var bu çocukların. Şu en Oo, iyi çok şeyde oraya. iyiymiş. Bura benim dedim ama benim değil yani. Laf olarak benim. Zeytinler geldi. Kesin, oldu. Dolmaya yan fabrikaya gidiyor. El değmeden doluyor. Ama sıkın benim orada. Bambaşka bir metotla. Ve içeme suyu bırakır. Yakacak yani. Öksürürsünüz. Böyle Çok olacak. güzel. Şifa Onu kaynağı. Bu çok önemli bir konu. Harikasınız. Ticarette de başarılı olacağınıza inanıyorum. Bu mutfaktaki gurmeliğinizden belli. Çok teşekkür ediyorum. Sizin renkli sohbetinize doyum olmaz ama programımızın da sonuna geldik. Son bir veda cümlesi sizden rica edeceğim. Hayatınızdaki renkler asla eksik olmasın. Siz de hayatımıza renk katmaya devam edin. Sizi seviyoruz Ayhan Bey. çok teşekkür Hoşçakalın. ederim. Harikasınız. Siz de öyle. İzleyicilere son bir vedamız varsa sizin vedanızla Daha kapatacağız. peki, şöyle bir şey söyleyeceğim. Sevgi öğrenmeye çalışın. A. Ülkenizi, Atatürk'ü, kurucusunu, bunu demagoji olarak söylemiyorum. Evladınızı, çevrenizi, tabiatı, şehrinizi, denizinizi, ananızı, babanızı, sevgi, insanları sevgi öğrenin ki, alın ki, verin. Sevgi, biz sadece birer bir şeyiz biz. Alıp veriyoruz. Sevgi al, anne babadan sevgiyi al, ilet. Bir köprüyüz biz. Onu, köprüyü kırmayın. Sevginizi alın ve verin ilk önce ülkenize ve ülkemizin kurucusuna. Mustafa Kemal Atatürk'e. Hayata, sevdiklerimize ve kendimize iyi bakalım diyoruz o halde. Size de veda ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın izleyicilerimiz.